Şimdi geldik kimyasal tepkimelerde hesaplamalar dediğimiz, işte bu anlattıklarımızın hepsini mol ve diğer tabii ki sayısal verileri üzerinde kullanacağımız bölüme. Kimyasal tepkimelerle ilgili hesaplamalarda arkadaşlar denklemdeki katsayılar, mol sayıları, molekül sayıları ve gazlar için aynı koşullardaki hacimsel ifadelerin hepsinin geçişini burada kullanacağız. Bir tane örnek var zaten gördüğünüz gibi. C2H4'ün oksijenle tepkimi, yanma tepkimesini yazmışız. Önce bunun üzerinden anlatmak istiyorum ne yapmaya çalıştığımızı. Tepkimenin zaten denklemsel olarak katsayıları eşitlenmiş. C2H4'ten 1 mol, oksijenden 3 mol tepkimeye giriyor. Karbondioksitten 2 mol oluşuyor, sudan 2 mol oluşuyor. Ve tane sayısıyla uyarladığımız zaman C2H4'ten Na tane, oksijenden 3 çarpı Na tane, karbondioksitten 2 çarpı Na ve su 2 çarpı Na. Gram cinsinden yaparsak da mol katsayılarıyla kesinlikle beraber almak şartıyla yapacaksınız bunu. 28 gram C2H4, 3 çarpı gördüğünüz gibi 32, 96 gram oksijen, 2 çarpı 44, karbondioksitin 1 mol kütlesi 44, 88 gram karbondioksit ve 36 gram su oluşuyor. Yalnız normal koşullar altında dediğin zaman sadece bunu gazlar için yapacaksınız ve gaz fazında olanların birer molü için 22,4, 3 çarpı 22,4, 2 çarpı 22,4 ama maalesef su için bu hesaplamayı yapmayacaksınız. Çünkü molde ne anlatmıştık? Suyun normal koşullar altında fiziksel hali katı ile sıvı arasında. Gaz fazında olmayacağı için bu hesaplamayı su için yapamayız. Aynı koşullarda dediği zaman da yine hacimlerin arasındaki oranları alacağız. Sadece gazlarda yapacağız bunu. Yine sıvılar için almayacağız. Bu çok önemli bir püf noktası. Size çünkü kandırmacaları daha çok su üzerinden verecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden buna dikkatinizi çekmek istedim. Evet, şimdi 2018 AYT'de güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Hesaplamayla ilgili çözelim. Gümüş nitrat vermiş bize. Tepkimenin denklemine çok dikkat edin. Bazen denkleştirmeden de verebiliyor. Önce denkleştirip denkleştirilmesi konusunda kesinlikle emin olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diyor ki 17 gram gümüş nitrat. Bakıyorum hepsini katsayıyla tam tepkime denkleştirilmiş. 17 gram gümüş nitratın tamamı harcandığında. Önce biz gümüş nitratın çok güzel bize hazır vermiş. 1 molün kütlesi 170 gram. Peki bize kaç gram vermişti? 17 gram vermişti. Hemen bunu mole çevirelim. 17'yi 170'e bölersek kaç mol olduğu da 0,1 mol. Peki tamamı harcandı kaç gram gümüş klor oluşur diyor. Gümüş klorun da bize 1 mol kütlesini vermiş. Çok güzel. 143,5 gram bölü mol. O zaman sorumuz bitti. 1 mol gümüş nitrata karşılık 1 mol AgCl oluşturabiliyorsak 1 mol gümüş nitrat yine bize 1 mol AgCl oluşturuyor ise 0,1 mol ile karşılık demek ki bundan da kaç mol elde ederiz? O da 0,1 moldür. Peki 0,1 mol gümüş klor hocam kaç gramdır derseniz 0,1 çarpı 143,5 o da ne yapar? 14,35 gram yapar. Yani cevabımız C. Ve gelelim. Yine tabii çok soruları özellikle ön plana çıkarttım ki burada her tür hesaplamaya yatkın olmamız gerekiyor. Bu bölümde böyle bizim için bir güzelliği var tabii ki. Şimdi diyor ki normal koşullar altında N2 gazını vermiş artı hidrojen gazını vermiş bize ve bunların arasında 2 mol NH3 şeklinde bir tepkime denklemi gerçekleşiyor.
Diyor ki arkadaşlar 11,2 litre hacim kaplayan, normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan N2 gazı. Şimdi burası 1 mol, burası 3 mol, burası 2 mol. Hemen 11,2 litreyi 22,4'e bölüyorum. Ne yapıyorum? Molünü buluyorum. Kaç mol çıkar bu da? 0,5 mol. Demek ki harcanan N2'nin mol sayısı 0,5 mol. Peki biz bunu kütleye çevirirsek hemen bakıyorum. 1 mol N2 kütlesi kaç gramdır? 28 gram. O zaman 0,5 molün kütlesi kaç gramdır dersek o da kaç gram yapar? 14 gram yapar. Harcanan kütlesi 14 gram. Birinci bilgimiz doğru. Peki ne kadar NH3 harcandığında denklemimizden bulabiliriz. 1 mol N2'ye karşı 3 mol hidrojen harcanırsa diyorum. Harcananları böyle orantılı yapabilirsiniz. Peki 0,5 mol N2'ye karşılık kaç mol hidrojen harcanır hocam derseniz o da 1,5 mol hidrojen yapar. Peki 0,5 mol hidrojen harcanıyor dediği için ne diyoruz buna biz? Yanlıştır diyoruz. Ve geldik 3 numaraya. 17 gram NH oluşur. Zaten kas sayılar belli. 1 mol N2 harcadığımız zamanı 2 mol NH3 oluşturabiliyorsak arkadaşlar 0,5 mol N2 harcadığımız zamanı kaç mol NH3 oluştururuz? 1 mol. Peki 1 mol NH3 hocam kaç gramdır? O da zaten 17 gramdır. Demek ki bu da yine nedir? Doğrudur. O zaman hangileri doğru oldu? 1 ve de 3 doğru oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Evet geldik. Burada hemen atlamayalım. Sınırlayıcı bileşen dediğimiz bir kavramımız var bizim. Şimdi sınırlayıcı bileşen nedir hocam derseniz sınırlayıcı bileşen dediğimiz bir kimyasal tepkimede arkadaşlar reaksiyonda ilk biten, ilk harcanan, ilk tükenen maddedir deriz. Reaktiflerden en az birinin tamamen tükendiği tepkimelere sınırlayıcı bileşenlerde tam verimli tepkime denir ve tepkimede tamamen tükenen, az önce söylediğim gibi komple harcanan da sınırlayıcı bileşendir. Artan maddeye ise biz aşırı madde diye bir tanım kullanırız. İşte bazen bu tanımlardan bile reaksiyonda ne demek istediğini sorunun direkt anlayabilirsiniz. Artanlı tepkimelerde oluşan ürünlerin miktarı sınırlayıcı bileşen üzerinden hesaplanabilir. Yani biz tepkimede ilk harcanan, tükenen maddeye göre ne kadar ürün oluşturabileceğimizi hesaplayabiliyoruz. Mesela burada vermiş bize 0,5 mol SO2 ve 0,2 mol oksijen gazının tepkimesinden kaç mol SO3 oluşur diye bir soru sormuş bize. Bakın tepkime denklemine bakıyoruz. 2 mol SO2'ye karşı 1 mol tepkimeye girerse diyoruz. Bakıyorum 0,5'e 0,2 vermiş. Demek ki 0,2 mol oksijene karşılık ne kadar SO2 lazımdır dersek 0,4 mol SO2 bizim için yeterli. Peki 0,5 mol vermişti. Biz ise 0,4 molünü harcadık. Geri kalan kısmı ne yaptı? Arttı. O zaman burada tümüyle tükenen madde olarak oksijeni alabiliriz. Peki hocam oksijeni aldıktan sonra burada ne kadar SO3 olduğunu nasıl bulacağız derseniz onu da tabii ki nasıl bulacaksınız? Bizim orantıyla mesela 1 mol oksijene karşılık 2 mol SO3 ise diyeceksiniz. 0,2 mol oksijene karşılık kaç mol SO3 oluşur? O da 0,4 mol SO3'tür deriz ve bu şekilde de hesaplarız. Şimdi buradan şöyle bir sonuç elde ettik. SO2 bizim burada aşırı maddemiz, oksijen bizim sınırlayıcı bileşenimiz ve biz bu sınırlayıcı bileşenimize göre de hesaplamamızı kurduk. Kimden ne kadar harcanıp ne kadar oluşacağını hesaplamış olduk. Şimdi iki tane yine güzel sorularımız var. Birisi 99 yılında çıkmış. Gayet hoş bir soru. Hemen bunu çözelim arkadaşlar. Buraya 99 diye yazayım. Karışması. Diyor ki X2 ile Y3. Bakın ne kadar aldatıcı. Normalde tepkime sorularında genelde hep şunu der. X2 ve Y2. Ama burada X2 ve Y3 demiş. X2 ve Y3 tepkimesinin sonucunda
yalnız x2y elde edecekmişiz. Yalnız x2y elde ettim. Şimdi hemen tepkimemi denkleştiriyorum. Burada tam sayıdan da gidebiliriz. Mesela 2, 3 ortak katsayısı diyelim ki 6'da buluşturabilirsiniz bunları. Bunu mesela 3 ile çarpıp diğerini 2 ile çarparsınız. Bu şekilde denklem denkleştirmemizi yapabiliriz. Ya da şöyle yapalım, daha kolay olur bizim için. Şöyle hesaplayalım. Rasyonel sayıdan da gidebilirsiniz. Artık denklem denkleştirmede olay size kalmış. Mesela şurayı direkt 3 ile çarpayım. Şöyle 3 ile çarpalım. Burası 3 ile çarpılsın. 6. Burayı da 3 ile çarpalım. 6. Bakın 3 tane y. Burada da 1. Güzel. Kas sayılarımız 3, 1, 3 şeklinde oldu. Şimdi diyor ki 0, 3 mol x2. Güzel. Tepkimeye giren x2, 3 mol. y3'ten 1 mol harcanması gerekiyor. Peki bize x'inden ne vermiş hocam? 0,3'e 0,3 vermiş. O zaman bakıyorsun 0,1 katı. O zaman bunun da 0,1 katını alacaksın. Çünkü aynı kat oranında artma ya da azalma görülür. O zaman bakacaksın x2'nin hepsi harcanacak. y2'nin 0,1'i harcanacak. 0,2 molu ne yapacak? Artacak. Yani y3'ün daha doğrusu artar diyeceğiz. Tepkimeye girme oranları 0,3'e 0,1 olacak. 3'e 1, 0,3'e 0,1. Peki oluşan bileşiğimiz kaç mol? Onun da 0,1 katını alacağız. Normalde o da 3 mol oluşuyordu. O zaman onun da 0,1 katını alırsak 0,3 molde x2y oluşur. Tamam mıdır? Şimdi sorumuza dönelim. Tamamı tükenen x2'dir. Aynen öyledir. Birinci bilgi nedir? Doğrudur. Tamamı tükenen x2'dir. Doğrudur. 0,3 mol x2y oluşur. Doğrudur. 0,3 mol x2y oluşur. Bu da doğrudur. Peki 0,1 mol y3 artmıştır diyor. Tam tersine 0,1 mol y3 kullanılmıştır. Yani yanlıştır. 0,1 mol y3 harcanır diyorum. O yüzden hangileri doğrudur demiş. Demek ki 1 ve de 2 doğrudur. Yani Ceyhan olacak cevabımız. Gelelim çok güzel bir soru. En çeldirici sorulardan bir tanesi. Hangisi hocam derseniz 2015'teki sınav sorusu. Çok dikkatli oluyoruz. Demiş ki bize, bakın çok enteresan, kalsiyumun oksijenle tepkimesini vermiş ve burada bakın aldatmaca işte tepkimenin denklemini denkleştirmemiş. Biz şimdi önce tepkimemizin denklemini denkleştirerek buraya 1/2 yazarak başlıyoruz. Çok aldatıcı. Genelde bu unutulunca soruda sayılar çok karman çorman oluyor. Reaksiyona girme oranı 1 mole, 0,5 mol. Peki kütle cinsinden yapacak olursak bu da 1 mol olacak. Hemen kalsiyumun 1 mol kütlesini vermiş bize 40. Oksijen zaten 16. Diyor ki bize 1.6 gram kalsiyumu 1 gram oksijen. Biz önce şöyle yapalım. Kalsiyumdan 40 gram tepkimeye girmesi gerekiyor. Oksijenin 0,5 mol kütlesini alıyorum. 0,5 ile ne yapıyoruz arkadaşlar? 32'yi çarpıyoruz. O da ne yapıyor? 0,5 çarpı 32. Dikkat! 16 gram da oksijen. Buraya da 16 gram yazıyoruz. Bize verilen 1,6 gram. Diğeri ise 1 gram. Bunlar bize verilenler. Bakalım katlarını doğru yakalayalım. Şimdi 40 grama 16 gram tepkimeye girerse 1,6 grama ne kadar oksijen tepkimeye girer? Şöyle köşede hemen küçücük bir orantı. 40'a 16 ise 1,6'ya ne kadardır şeklinde hemen bir orantı. 40, 1,6 dediğimiz nedir arkadaşlar? Bunun 0,04 katıdır. Onu da çarparsak o da 0,64 gram oksijen demektir. Demek ki
kalsiyumdan 1.6 gram tepkimeye girerse oksijenden 0,64 gram tepkimeye girmeli. Sonuç, hemen bakıyorum. Kalsiyumun hepsi harcandı. Oksijenin birinden 0,64'ünü çıkartırsa 0,36 gram oksijen ne yapar diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Peki hocam, ne kadar bileşik oluşmuştur? Şu harcananların kütlelerinin toplamı kadar. O da 1,6 artı 0,64, ikisini toplarsak ne yapar? 2,24 gram bileşik oluşur. Peki şimdi gelelim, hangileri doğrudur? 0,36 gram O2 artar demiş, yanlış. Doğru 0,36 gram artar, 2,24 gram kalsiyum oksit oluşur, doğru. 0,40 gram, bu yanlış, kalsiyum artar demiş, kalsiyum bir kere tamamı harcanır, o yüzden 1 doğru ve de 2 doğru. Tamam, bu da yine 1 ve 2 oldu, yani Ceyhan oldu. Demek ki artan oksijen harcanan tümüyle kalsiyum olduğu için oluşan ürün harcananların direkt toplamıdır deyip geçiyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu sorumuzu da bu şekilde yaptık. Atladığımız bir sorumuz olmasın. Bakın burada işte 1 ve 2 artar. Yani daha doğrusu 1 ve 2 doğrudur. Oksijen artar. Kalsiyum tamamıyla tepkimeye girer. Şimdi yani 2017'de yine güzel bir sorumuz var. Arkasından 2009'da yine bir sorumuz. Hemen yine şuraya güzel bir şekilde çözelim. Önce 2017. Diyor ki bize C3H8 yazalım. C3H8 gaz fazında 5 mol oksijenle tepkimeye giriyor. 3 mol karbondioksit ve 4 mol su. Tepkimemizin denklemi bu şekilde. 2,2 gram denkleşmiş bir tepkime. Biz önce şöyle yapalım. C3H8'in 1 mol kütlesini hesaplarsak kaç gram yapar? 44. 5 mol oksijen kütlesini hesaplarsak oksijen 32. Şimdi gerçekte bundan 1 mol, bundan 5 mol tepkimeye girecek. Doğru mudur? O zaman kütlelerine bakarsak bu 44 gram, diğerin ise 5 çarpı 32 gram. Yani 160 gram tepkimeye giriyor. Yani 44 grama karşılık 160 gram tepkimeye girmesi gereken. Bize verilenler az önceki gibi 2,2 gram veriliyor. Oksijenden 22,4 gram veriliyor. Bakın bunlar da bize verilenler. Şimdi az önceki gibi yapabiliriz. Mesela şöyle. 44'e karşılık 160 gram gerekliyse 2,2'ye ne kadar oksijen gerekir? Şunlar zaten gider. Burası 2 olur. 16 bölü 2'den 8 gram oksijen bizim için yeterlidir. Yani O2'den bahsediyorum. Demek ki burada şunu anladım. 2,2 gramın hepsi harcanacak. Oksijenden ise 8 gram harcanacak. Ama sakın şöyle düşünmeyin. Hocam hep ilk mi harcanıyor, ikincisi mi artıyor? Hayır, öyle bir şey yok. Tesadüf mesela bu sefer orantı şöyle de kurabildik. 44'e 160'a 22,4'e ne kadar gerekir şeklinde de orantınızı kurabilirdiniz. Bunu böyle deneyerek, sayıların katlarını alarak her şekil yapabilirsiniz. C3H8'in hepsi harcanır. Buradan 22,4'ten 8'ini çıkartırsanız ne kadarı kalmış olur? Aradaki farkı alırsak 14,4 gram O2 ne yapar arkadaşlar? Artar deriz. O zaman hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yani cevabımız bu sefer Adana olur. 14,4 gram oksijen ile. Tamam mı? Ve son 2009'la ilgili bir tane sorumuz var. Ve bu sorumuzda da kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimeden bahsediyor. X2 ve Y2 tepkimeye giriyor. Kütlesine bakarsak X2 kütlesinin Y2 harcanan kütlesine oranı, grafiğe dikkat ediyorsunuz. X2'den 3,2 tepkimeye giriyor. 0,4 gramı kalıyor kapta. O zaman ne kadarı harcanır derseniz
3,2'sinden hemen köşede çıkartalım. 0,4'ünü çıkartıyorsunuz. O da 2,8 gram harcanır demektir. Y2'nin tamamı tepkimeye giriyor. Yani 3,2'si tepkimeye giriyor. Sonra bunları sadeleştiriyorum. 4'e böl, 4'e böl. Ne yapıyor burada arkadaşlar? 7/8. Kütlece birleşme oranı. Şimdi bize 6 gram bileşik oluştuğunu göstermiş ve diyor ki tepkiminde Y2'nin mol kütlesi 32'dir diyor. O zaman denklemsel olarak yazarsak X2 artı Y2'den ne elde edecekmişiz biz? XY bileşiği. Burası 2 katı. Tamam. X2'den tepkimeye giren kütlemiz 2,8'di. Y2'den tepkimeye giren kütlemiz 3,2'ydi. Y2'nin bir mol kütlesi 32 olduğu için molünü bulduk. 0,1 mol. O zaman X2'nin de mol sayısı 0,1 mol çıktı. Oluşan bileşik de buna karşılık 6 gramken o da 0,2 mol oluşmuş oldu bileşiğimiz. Güzel. Hepsinin mollerini bulduk. Hemen başlıyorum. A şıkkı. Başlangıçta X2 ve Y2'den 3,2'şer gram alınmış. Doğrudur. Tepkime sonunda katlı toplam 6 gram madde vardı diyor. Ama bir de bizim artan bir kütlemiz var. O artan kütlemizde 0,4 gram neden artmış oluyor arkadaşlar? X2'den. Aslında doğrusu da şu. İkisinden de 3,2 gram alırsam başlangıçtaki kütle de 6,4, tepkimenin sonundaki de 6,4 olur. O yüzden B şıkkımız yanlış. Tepkimede 0,1 mol Y2 harcanmıştır. Doğru. Tepkimede 0,1 mol X2 harcanmıştır. Onun da 1 molün kütlesi ne yapacaktır? 28. Y2'nin de 1 mol kütlesi zaten 32 idi. X2'nin mol kütlesi 28 gramdır. Doğrudur. Tepkimede 2,8 gram X2 harcanmıştır. Doğrudur. Evet, şimdi hacim ile ilgili hesaplamalara geldik ve bu hesaplamalarla ilgili kısımda daha sonrasında size bunlarla ilgili önce kuralları anlatacağım sevgili arkadaşlar.